Türkiye Milletvekili, değerli kaymakamım, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli muhtarlarım, meclis üyelerim, çok kıymetli öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Günümüz aydın olsun, her şey gönlümüzce olsun inşallah. Bugün yapacağımız bu tesisimiz yılbaşımıza, ülkemize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gölbaşı yaşadığımız bir evimiz. Her konuşmamızda bunu dile getiriyoruz. Evimizi içindeki insanları nasıl rahat yaşatabiliriz? Nasıl huzurlu bir hayat kurabiliriz? Bu üslupta devam ediyoruz çalışmalarımıza. Öncelikle buradaki çocuklarımız için, nesillerimizi, gelecek nesillerimiz için gerçekten bunları canla başla ve özgüvenle tüm belediye çalışanlarla beraber çalışıyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum öncelikle. Kıymetli konuklar, değerli vatandaşlarımız, bugün burada atık merkezimizin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Geri dönüşüme destek gelecekte destektir. Sıfır atık sayesinde geleceğe nefes oluyoruz. Geri dönüşüm ve çevre temizliği konuları her zaman uyguladığımız gibi belediyemiz için önemli konulardan bir tanesidir. Sıfır atık ile hedeflenen nedir? Sıfır atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atıkların geri kazanılmasını sağlar. Sıfır atık projesi, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın vizyon projesidir. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bu projeye önemli şekilde destek oluyoruz. Çevreci bir belediye olarak daha önce belediye binamızla başta olmak üzere birçok yerde metal, kağıt, plastik, cam ve organik geri dönüşümleri yer alan atıkları ayrıştırmak için atık kutuları yerleştirdik. Bunları yaparken de çok değerli konuklar, Sayın Genel Başkanımızın Gölbaşımızın birçok bölgesinde yeraltı konteynerlara koyduk. Yeraltı konteynerlara koyarken başta bize çok eleştiri yaptılar. Bu nereden çıktı, bu nasıl olacak falan diye. Ama bunu yaparken de bu yeraltı konteynerlarını hem görüntü kirliliği, hem koku kirliliğinden, hem sinekten, pislikten korumak amacıyla yapılmıştı. Aynı zamanda da tasarım tedbirleri de ortaya çıkıyordu bu yeraltı konteynerları. Bizim araçlarımız ve çalışan ekiplerimiz her gün değil, hafta bir kez gidiyordu. Bunu da başardık. Birçok yerlere, büyük sitelere kurmaya başladık. Bu da devam ediyor. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülkeye bırakma hedefleri her zaman olduğu gibi çalışıyoruz. İlçemizin modern ve yaşanabilir bir kent görüntüsüne kavuşmasını, vatandaşımıza daha etkili ve verimli hizmetler sunmasını amaçlıyoruz. Sıfır atık projesinin yaygınlaştırılması, geri kazanabilir atıkların diğer atıklarla karıştırmadan kaynağına ayrı toplanmasını sağlanması ve geri kazanımı amacıyla bugün Gölbaşımıza atık getirme merkezimizi hizmet açıyoruz. Biz atık merkezimizi inşa ederken bu alanı sadece basit bir bina şeklinde düşünmedik. Burası aynı zamanda yaşayan bir alan. Sıfır atık merkezimizde sıfır atık eğitim merkezi de kurduk. Oluşturduğumuz desteklerde sıfır atık merkezimize gelen çocuklarımıza farkındalık eğitimleri, bilgi yarışmaları düzenleyeceğiz. Birçok atık merkezinde bulunmayan ama Gölbaşı'nda kurduğumuz atık getirme merkezimizde bulunan kompost makinesiyle çocuklarımıza atıkların geri dönüşümünü uygulama olarak göstereceğiz. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın yanında bulunan merkezimiz trafik parkımıza gelen çocuklarımızla koordineli şekilde çalışacak ve bu sayede geleceğin bilinçli bireylerini hem trafik alanında hem de çevre alanında yetiştireceğiz. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımızın çocuklarımıza çevre farkındalığı kazanmak için tamamen belediyemizin kendi imkanlarıyla hazırladığı parkta çok önemli
hemen yan tarafta bu atık getirme merkezinin yanında belediye çalışanlarımızın geri dönüşümlerle ilgili meydana kurmuş olduğu parkta şimdi biraz önce biraz sonra göreceksiniz. Bu da çok önemli aynı zamanda. Bu parktaki her şey geri dönüştürülmüş materyallerle hazırlandı. Yani geri atılacak olan hurdalar vardı. Bu hurdalarımızı bizim belediye çalışanlarımız biraz sonra göreceğiniz parkımızda bunları geri dönüşümle gerçekten güzel materyaller ortaya çıkarttı. Yani geri dönüşüm olan malzemelerin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte biraz sonra göreceğiz inşallah. Hazırlanan park ekipmanları aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili anlamlı mesajlar içeriyor. Yörümaş Belediyesi olarak çocuklarımızı topluma faydalı, duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaya sorumuz veriyoruz. Bugün aynı zamanda 11 Kasım Milli Haşlanma Günü arkadaşlar. O nedenle atık temel merkezimizde sıfır atık eğitim merkezimizde sıfır atık parkı oluşturulmuşken sıfır atık ormanında da oluşturuyoruz. Hemen yan tarafımızda sadece atık getirme merkezi değil, bununla birlikte de sıfır atık ormanında öğrencilerimizle birlikte ağaçlar dikerek sıfır atık ormanımızı oluşturacağız inşallah. Ben burada eline geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, belediye başkancılarıma, meclis üyelerime, müdürlerime, belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başta bu atık getirme merkezimizde tabi Murat Başkan projeyi getirmişti. Teşekkür ediyoruz Murat Başkan ve çalışma arkadaşlarına da çok teşekkür ediyoruz. Büro başımıza daha yeşil ortamda, daha güzel, huzurlu bir ortamda yaşatmak için gecemizi gününüze katıyoruz. Daha geleceklere güzel bir ilçe ve ülke bırakmak için çalışmamıza devam edeceğiz diyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet. Senin adın ne? Benim, senin de güzel adın var. Çok seviyorlar.